Ve salgın etkisiyle petrolde yaşanan fiyat artışı akaryakıtta da tarihi zirvelerin görülmesine sebep olmuştu. Sonra süreç tersine döndü. Benzin neredeyse %50 oranında düştü ama marketlerdeki fiyatlar ne yazık ki o düşüşe eşlik etmedi. Etiketler her geçen gün yukarı doğru gidiyor. Tabii bunun müsebbipleri, sebep olanları tepkinin hedefinde. Temel gıda ürünlerinde fiyatlar uçtu. Bahanesi benzin zamlarıydı. Nerede? Benzin düştü. Benzin düştü. Niye gıda düşmedi? Yani bugün indirim yapıyorsa her gün tavan. Hiçbir zaman düşmüyor. Benzinin litresi Haziran ayında 30 lirayı görmüştü. Bunu gerekçe gösterip iğneden ipliğe zam yapanlar benzin düşüşe geçmesine rağmen sessiz. Fiyatlara gelince raflardaki artış katlanarak devam ediyor. Benzin düşüyor, o zaman niçin gıda düşmüyor? Madem ona bağlı, niye düşmüyor? Gıda fiyatlarındaki artışta benzinin artışı gerekçe gösteriliyor. Gelin birlikte ay ay benzin fiyatlarına bakalım. Mayıs ayında benzinin litresi 20 lira 34 kuruştu. Haziran'a gelince benzinin fiyatı yükseldi, 30 liraya çıktı. Ardından benzinde düşüş başladı. Temmuz'da 22.82 lirayı gördü. Ardından Ağustos'ta 20.33 liraydı. 19'da 20 bandında bir süre devam etti. Ve Aralık ayına geldiğimizde benzinin litresi 17 lira 43 kuruş oldu. Benzin düştü. Fiyatlar hala yukarı seyrinde. Haksız kazanç yanınıza kalmaz. Elbette temel gıda maddelerinde tek ana kalem benzin değil ama yine buna rağmen bu benzindeki düşüşün gıda fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyordu ama ne acı ki gıda fiyatları artmaya devam ediyor. Gezmeye çıkar gibi market dolaşıyoruz ya, böyle bir şey yok. Nerede daha ucuz, nerede daha indirimli mal diye yani. Bugün aldığımız yarın alamıyoruz. İndirin o fiyatları. Vatandaşın mutfağında, tenceresinde kimsenin yangın çıkartma hakkı yok. Peynirden, zeytinden, bakliyata kadar işte dolar artıyor diyorlardı. Dolar da artmıyor. Ayış fiyatların belgesi burada. Benzin fiyatını bahane ettiler ama bakın elmanın fiyatı birkaç ay öncesine ait bir fiyat bu. Öyle ki zincir marketin kurduğu paravan şirket elmayı 3 liradan tarladan satın aldı. Ardından kendi kurduğu paravan şirketine 3 liradan aldığı elmayı 17 liraya devretti. Ardından da buradan elma market zincire gitti, rafa gitti. Bakalım raftaki fiyatına. Tam 33 lira 90 kuruş. Yani elmayı 3 liradan alıp 33 lira 90 kuruşa vatandaşa sattılar. Biz buna fahiş fiyat deriz.